Merhaba arkadaşlar ben Saygı Eski videolarımızı yenilemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Temel kavramları atmıştım. Asal sayılar çift sayıları da daha önce göndermiştim. Zaman kaybetmeden hemen başlayacağım. Asal sayılar dikkat edilmesi gereken bir konu. Türev integral sorulmadığı için de ama geçen yıl AYT'de bile iki taneydi. 3 tane de olabilir arkadaşlar ama, ama en az iki tane soru vardı. Ve başlıyorum. Pozitif bölenleri kümesi iki elemanlı olan doğal sayılardır. Şimdi şöyle anlatılır. Bir ve kendisine bölünen denir. O zaman biri niye ayırdık arkadaşlar? Pozitif bölenleri kümesi iki elemanlı olan doğal sayılardır diye ben bu şekilde tanımlıyorum. Ve bütün asal sayıların tamamını birden belirleyen bir kural yoktur. Mesela Fermat bir kural bulmuştur ama daha sonra öyle onu çürütmüştür falandı filandı. Hepsini bulan bir kural yok. Şimdi mesela sıfır, sıfır hariç bütün sayılara bölünür. Bir iki elemanlı olmadığı için asal değildir. 1 bir, yalnızca 1'e bölünür. Bir tane olduğu için bölenler kümesi asal değildir. 2 1 ve 2'ye bölünür. Bölenler kümesi 2 tane olduğundan dolayı asaldır. Bölenleri kümesi 3'ün 2 tane olduğundan dolayı asaldır. 4 asal değildir. 5 de yine asaldır. Devam eder gider. Sonuç itibariyle arkadaşlar asal sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13 şeklinde gidiyor. Dikkat ettiğimizde burada arkadaşlar 2'ye ayırdığımızda bütün asa sayıların tek olduğunu görürüz. O zaman 2 tek sayının farkı en azından ardışık bile olsa 2 olur. 2 olur, 4 olur, 2 olur, 4 olur, olur gider. Yani 2'den daha küçük olamaz. Ancak 2 ile 3 asa sayıları ardışık sayılar olduğundan dolayı farkları 1'dir. Bize buradan buradan soru soracaklar arkadaşlar bize buradan soru soracaklar. Ve aynı zamanda asal sayı en küçük asal sayıdır. Aynı zamanda çifttir. İkiden başka çift asal sayı yoktur. Sonuçta arkadaşlar asal sayı pardon 2 2 asal sayıların kralıdır. Diğer asal sayılar tek olduktan farkları en az 2'dir demiş. Orada söylediğim şeyler var aralarında asal sayılar. Arkadaşlar asal ile aralarında asal farklı farklı kavramlardır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aralarında asal olması için illa da sayıların asal olması gerekmiyor. Peki neymiş aralarında asal? Aynı anda sadece bire bölünen sayılar. Aynı anda sadece bire bölünen sayılar. Bu arada 2'den fazla sayı aralarında asal olabilir arkadaşlar. 25 asal değil. 5'e bölünür. 1 ve kendisi dışında 99 asal değil. 1 ve kendisi dışında 3'e de bölünür. 9'a da bölünür. 11'e de bölünür. Ama ortak bir bölenleri olmadığından dolayı aralarında asal. Bunların birden başka ortak böleni olmadığından dolayı yine aralarında asal ve devam edip gidiyor. Birden başka ortak bölenleri olmadığından Aralarında asal sayılar kesir olarak yazılırsa arkadaşlar sadeleşmezler. Ancak birle sadeleşirler. Yine kendileri olur. Dikkat edilmesi gereken bir durum. ÖSYM daha önce de bundan sordu. Hatta öyle bir iki defa da değil. Baya baya sordu. A ve B aralarında asal iken. A ve B aralarında asal iken. Bunun pandemik durumunu ileride soruda koyduk arkadaşlar. Uygun koşulların sağlanması durumunda bu aralarında asal ifadeleri kesir olarak yazdığımızda eğer operasyon yaparsak ay eşittir bix oluyor. Şimdi aralarında asal olduğunda karşıdan karşıya karşıdan karşıya eşitleyebiliriz. Yani a eşittir x b eşittir y a eşittir x b eşittir y şeklinde. Ve örnekle başladık arkadaşlar. Devam, devam ediyoruz. X, Y, Z asal sayılardır demiş. Farklı dememiş. 3 asal sayının toplamı 11 olduğuna göre bunların çarpımların alacağı farklı değerlerin toplamları demiş. Şimdi verilen ifadeyi şuraya aşağıya aldım arkadaşlar. X artı Y artı Z eşittir 11'miş. 3 tane sayının toplamı 3 tane sayının toplamı 11 ise bunların ya ya hepsi tek ya da ikisi çift biri tek. Peki bu durumu sağlayan neler olabilir? 2 olsa 2 olsa 4. O zaman 7 olur. 2 3 seçersek 2 3 seçersek 5 olur. 3'üncüye 6 kalır. Sağlamaz arkadaşlar. 2 tane çift mecburen bir tanesi tek gelmek zorunda. Yapacak bir şey yok. Peki 2 bitti. 3 olsaydı öbür tarafa 8 gelmesi lazım da, Bu sefer 3 de 5 olur ve gerçekten 3'ü de ne oldu? Tek oldu. Peki burayı arttırırsak 5 5 yaparsak nereye gelir? 1'e gelir. Bunların çarpımları demiş. Buranın çarpımı etti 28. Buranın çarpımı etti 45. 45 60 13 70 Çarpmadan korkuyorum arkadaşlar. 6 kere 4'ü bazen 28 bile bulabiliyorum. AB pozitif tam sayılar ve C asal sayı olmak üzere demiş. Sol taraf iki kare farkıdır arkadaşlar. İki kare farkı top çık diye açılır. Top çık. O zaman eşit de C asalına. C asal ise bu asal sayı bir ve kendisinin çarpımına eşit olması lazım. E o zaman iki sayının toplamı farkından daha büyük olacağına göre o zaman burasının C'ye burasının 1'e eşit olması lazım. Yani A artı B C'ye A eksi B 1'e eşit. A'nın C cinsinden eşit de demiş. Haşlarsak taraf tarafa yeğişirler. 2 A C artı 1'den A eşittir C artı 1 böyle 2 olur. Evet 2 artı 1 sayısı 2'ye bölünmez. Çünkü 2'nin katından 1 fazla. 2 çarpı 3 artı 1 sayısı 2'ye de 3'e de bölünmez. 2'nin katından 1 fazla, 3'ün katından 1 fazla. 2, 3, 5 artı 1 sayısı 2'ye de 3'e de 5'e de bölünmez. Çünkü bunların katlarının 1 fazlası geliyor. Burada bunlardan bahsediyor. Yukarıdaki düzende 2'den başlamak üzere arka arkaya gelen asal sayıların çarpımlarına bir eklenince oluşan sayılar da asaldır. Milattan önce 300 yıllarda arkadaşlar örgüt tarafından tespit edilmiş bu ve en büyük sayı var mı en büyük asal sayı var mıdır yok mudur araştırmasının sonucunda en büyük asal sayının bulunamayacağı kanıtlanır. Dolayısıyla sonsuz çoklukta asal sayı vardır. Bu asal sayıları bulmamızın belli bir kuralı ve sistemi yoktur sonucuna varılmış ve bu şekilde yazılan sayılara örgüt asalı da denir. Şimdi diyor ki buna göre Aşağıdakilerden kaç tanesi öklit asalı olamaz diyor. Şimdi öklit asalı olabilmesi için ardışık asal sayıların çarpımlarının bir fazlası olması lazım. O zaman ben bir fazlasını attığımda ardışık asal sayıların çarpımları olarak yazılabilmesi lazım. Bir fazlasını atarsam 2 çarpı 3 çarpı 5 bunlar ardışık asal sayılar olduğundan bir öklit asalıdır olamaz demiş bizi ilgilendirmiyor. Bir fazlasını attığımda 42'dir. 42'yi ben nasıl yazarım? 6 çarpı 2, 2 çarpı 3 çarpı 7 diye yazarım. Bu bir öklit asalı olamaz arkadaşlar. Çünkü ardışık asal sayıların içinde 5'i atlamış. Bunun birini attığımızda 210'dur. Bu da 21 çarpı 10'dur. Parçalarsak şu, şu 7 çarpı 3 çarpı 10 da 2 çarpı 5'tir. Şurası 6'dır. Ne oldu bu? 5 çarpı 6 çarpı olmadı. Şu asal olacaktı arkadaşlar. Yani 2 çarpı 3. Şurasına baktığımızda 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Arada atladığı bir yer var mı? Yok. O zaman bu bir öbit asalıdır. Bize olamaz diye soruyordu. Attık. Bunun birini attığımızda bu hale gelir. Şurası 3 çarpı 11'den. 3 çarpı 11 çarpı. Onu da 2 çarpı 5 diye yazdığımızda. 2 3 5. 7'yi atlamış. 7'yi atlamış. Öyleyse bu bir öbür asalı olamaz. Bunun birini attığımızda şu hale gelir. Dikkat edin rakamları toplamı 3'ün katı. O zaman bu sayı 3'e bölünüyor. 3'e böldüğümüzde arkadaşlar 3 çarpı 9 kere 1 kere 91 çarpı onu da 2 çarpı 5 diye düşünürüz. 91 ise 7 çarpı 13 sayısıdır. Sıraladığımızda 2, 3, 5, 7, 13. Bu ne yapmış? 11 asalını atlamış. O zaman bu da bir öklüt asalı değildir. Ne dediydi? Kaç tanesi demiş? 43, 331 ve 2731 3 tanesi. Yeni bir soru. İhsan bir tripod fiyatını öğrenmek için elektronik mağazasına girer ve görevli ile aralarında şu diyalog geçer. Bu tripod yüzünden ben bu videoyu yenilemek zorunda kaldım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani o acı turşunun faturası bize böyle yansıdı. İhsan tribot fiyatını öğrenmek için elektronik mağazasına girer ve ile aralarında şu diyalog geçer. Tribotun fiyatını öğrenebilir miyim? Görevli. 54 liradan fazla ama 68 liradan az. İhsan yani anlamamış saf. Görevli. 6 sayısı ile aralarında asaldır. Der. Bu konuşmaya göre İsa tribotun net bir fiyatının olmadığı sonucuna varır. İsa'nın bulduğu fiyatların alacak olduğu değerleri toplamı nedir demiş. Şimdi bizim tri tripotumuzun fiyatı 54 liradan fazla ve 68 liradan az ise 54-68 aralığında bir sayı olması lazım. Şimdi 6 ile aralarında asalsa 6-2 çarpı 3 olduğundan Bizim tripotumuzun fiyatının içinde 2 ve 3 çarpanı bulunmaması lazım. E 2 çarpanı bulunmayacaksa o zaman tripotun fiyatı çift sayı olamaz. Çünkü çift sayılar 2'ye bölündüğünden de dolayı aralarında asallık bozulur. E ne olabilir? O zaman şöyle yaz verseydik, 55 olabilirdi, 57 olabilirdi, 59 olabilirdi. 60 olabilirdi, 63 olabilirdi, 65 olabilirdi, 67 olabilirdi. Dur lan yeter çok gitme. Yani bunlardan birisi olabilirdi. Ama içinde 3 çarpanı yani 3'e bölünmeyen bir sayı olmalıymış. Sayının 3'e bölünmesi için rakamları toplam 3'ün katı olması yetiyor. 3'ün katı, 3'ün katı başka 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 yok galiba. O zaman bizim tripodumuzun alacak olduğu fiyatlar bunlar olabilir. Bunların toplamı ne derlemiş? Şu 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 toplarsak ne yapar? 150. 1, 2, 3, bunu atmıştık. 1, 2, 3. Oradan geldi 180. Topladığımızda 200, 300, 30. Sonra 9 ile 1'den bir 10 geldi. 5 ile 5'ten bir 10 geldi. Bir de buradan 7 geldi. 27 oldu. 27 ile toplarsak 357 oldu galiba. İnşallah yine toplamayı yanlış yapmamışızdır. Bunu iptal etmiştik. Bunu iptal etmiştik. Ee, ne dedim bir 10 buradan geldi bir 10 buradan geldi evet. Soru pandemikmiş. Söylemiştim onu başta bu e, burayı anlatırken arkadaşlar. 2a eksi b ve b 4 ifadeleri aralarında asaldır diyor. O zaman o zaman 2a b ve b 4 aralarında asalsa karşıdan karşıya, karşıdan karşıya eşitleriz. Ama ben orada şöyle demiştim uygun koşulları sağlamaları durumunda aralarında asal olan bir if bu ifadeleri karşıya eşit dediğimizde bunlar aralarında asal olmadıklarından dolayı ayva yiyor gibi gözüküyoruz. Ama 13 giderse 7, 13 giderse 5. Bunlar da aralarında asal, onlar da aralarında asal. Öyleyse yol bize göründü. Yani 2A eksi B eşittir 7 ve B eksi 4 eşittir 5. Karşıya yolladığımızda gelecek B 9. Karşıya attığımızda 16. Böldük 2'ye A oldu 8. Evet. Bu soru dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar. Yani bu soruyu KPSS ve DGS'de, ALES'de de sorabilir. ÖSYM'nin yine sorabilecek olduğu soru tiplerinden birisi çünkü bu konuyla ilgili soracak olduğu çok fazla klasik soru kalmadı. Şimdi bu soruda ilk hamlede bakıldığında iş biraz zor gibi görünüyor. Arkadaşlar belki de hayatınızda karşılaşacak olduğunuz en kolay soru tiplerinden birisi sistemi bilince. Peki nedir bunun sistemi? Sadece ve sadece aralarında asal denilen ifadeleri oluşturup başka hiçbir şey yapmayın. Kendiliğinden sonuç gelir. Bakalım nasıl oluyormuş bu iş? Ben bir 2x eksi 1'i oluşturacağım. Karşı tarafta y varmış. Bir de 3 y artı 2'yi oluşturacağım. Bunların arasında da bir eşitlik varmış. Peki biz buraya baktığımızda kaç x var? 22x. 22x olması için bunu ne yapmam lazım? 11 ile. Kaç y var? 21y. 21y olması için kaç da çarpmam lazım? 7 ile. Boşuna uğraşmayın arkadaşlar. Biz 25'i de buraya dahil etmişizdir. Nasıl etmişizdir? 7 kere 2 14. 11 ile eksi 1'in çarpımı. Eksi 11. Eksi 11'i 14'ün yanına yolla 25. He, Bu ifade ve o ifade aralarında asal. O zaman karşıdan karşıya. karşılan karşıya. Yani 2x eksi 1 eşittir 7'den x'imiz 8 gelir. Pardon 8 2'den 4 gelir. Ulan şu toplamayı bir türlü öğrenemedim gitti ya. Bir de millete öyle edeceğiz diye uğraşırız. Sonra 3Y artı 2'nin 11 olması için 3Y'nin 9 olması lazım. Oradan da Y'nin 3 olması lazım. Çarpımları nedir demiş. 12 oldu arkadaşlar. Müzik